Selamlar herkese yeni bir Skyblock bölümüne hoş geldiniz. Bugün serimize devam ediyoruz. Burada yaklaşık yarım saat bir saat arası balık farmında afya kaydım. Elde ettiğimiz itemler bu kadar. Hiç büyüle eşya gelmemiş o da değerli büyülerin olmadığından kaynaklı. İtemlerimi şuraya atmıştım ve ölmüştüm bu arada bir kere. Sonra geldim hemen. Pantolonlar rahat bırakmadı beni. Bu bölümde ise yeni e, base'imize şey yapacağız. Demir farmı. Artık o itemleri işte hunleri falan sistemleri yapmak için fazla fazla demirimizin olması gerekiyor. Her şey demir farmından geçiyor. Şimdi isim etiketini bu bölümde kullanacağız. Geri kalan da ben hemen ayırayım. Şunlar da gelmiş. Önemsiz. Hepsini yolladığım yerine itemlerimi de alayım. Abi şuradan bir sürü şey geliyor. Artık şunlardan almayayım. Çok fazla var. Cadılar falan birikmişler orada. Köyleri buradan götüreceğiz. Önce demir farm yapıp daha sonra ise tabi toprağımız yok yine. Aynı taktikte köylü farmı kuracağız. Bunları falan alalım. Gece de oluyor uyuyup doğru mekanımıza dönelim. Bu arada yeni bilgisayara geçtim. Yani son zamanlarda ee, ...motivasyon olarak çok kötü durumdayım. Instagram'ı takip edenler bilir. Büyük bir... E, ...felaket diyelim geçirdik. Her şey de üst üste geldi. Haftaya çarşamba da çok güzel bir proje geliyor. Başlıyoruz çok şükür. Öyle. Yani bu aralar biraz garip hissediyorum kendimi. Tam olarak da şöyleyim mesela. Evet böyle. Ama yapacak bir şey yok. Ben yine devam edeceğim işlerime güçlerime, çalışmalarıma. Sağlık olsun. Geldik buraya. Şimdi demir farmı çok kolay olacak. Elimizde zaten toplamda 9 tane falan köylü olması lazım. Ama bize 3 tane lazım. Bir tane de zombi ihtiyacımız var. Onu ise burada bir yerde spamlattırır zaten. Şimdi hemen evimize dönelim. Burada var mı malzemeler? Bunlar var. Tamam bunlar iyi. Bu arada keyif alıyorsanız videoyu seyretmekten, yaptıklarımdan bir şeyler öğreniyorsanız videoyu beğenerek bana destekte bulunabilirsiniz. Fırında neler var? Düzgün taşlar falan her şey çok iyi. Odun sistemi yapmak istiyorum. Yani o yüzden platformları hızlı yapsak iyi olur. Bir kömürüm var. Bunu nereden aldık? Ha şeyden düştü. Wither iskeletinden düştü. O sıkıntı değil. Şöyle odunlarım, taşlarım, ahşaplarım var. Ee, nelere ihtiyacımız var? Şimdi onları hesaplayalım. Öncelikle tam blok sayılmayan cam gibi bir blok ihtiyacımız var. O hisse nerede biliyor musunuz? Şurada. Bir makasa ihtiyacım var ama ondan önce şu düzgün taşları e, pardon taşları düzgün taşa çevirmem gerekiyor. Onun için de yakıtı ihtiyacım var. Şöyle çevir bunları. Buraya at. Bir kısmını ver. Ha burada varmış. Siz gidin. Üstü de atarsam bunlar da pişer. O sırada ben şuradan iki tane demir alıyorum ve bunlarla artık makas yapalım. Şöyle buradan makasımız da olsun. Gereksiz blok yani bol bol kullanabileceğimiz bir şey olması lazım. Ayrıca tam bloktan da sayılmamalı. O da yaprak. Tamam zaten bu kadar yaprak bize yeterli olacaktır. Hepsini aldıktan sonra diğer malzemeyi toplamaya geçelim. Hatta bir köşeye e, kullanacağımız malzemeleri atarsak kafamızda karışmamış olur. Şimdi malzemelerimiz bunlar. Lav ihtiyacımız var onu da ayarlayacağız. Hepsini şimdi götürelim yeni beyzimize. Yine bu noktada boş neresi var? Buralar var. Şunun içine bu malzemeleri atabilirim. Ayrıca bir yere sınırsız su yapalım. Bunu da buraya koyalım. Eve gittim bir kere daha su alıp geldim. Artık buradan farmımız için su alabiliriz bol bol. Şimdi nedir kalesine gidiyorum. Hatırlarsanız orada lav bulmuştuk. 4 tane. Birini alalım. Demir farmımızı da kullanalım. Şurada iskelet ve... Okumu ver bana. Blaze var. Şuradan vurabiliyor muyum? Hadi. Ha vurdum. Geçiyormuş oradan. Bir tane de. Aa iki taneymiş. Gele bakalım öyle. Kömürlerinizi alırız. Şöyle ben bunları öldürürsem kömürlerini almış olacağım. Güzel. Burada siz büyüyorsunuz. Üst tarafta bakın. Lav damlalarını gördünüz. E, hemen çıkalım yukarı. Bir tane daha lavımızı alalım. Kaldı üç tane. Bunu da yerine attım. Şimdi siz de gidin. Birkaç taktikle sen gel. Portal'ı buradan kırıp yukarı taşımam gerekiyor. Bu köylüleri taşıyacağım zaman daha kolay olacaktır. Buradaki platformu sadece demir farmıyla doldurmayalım. Zaten birçok kısmı havada ve uzakta olacağı için gerek yok öyle bir şey. Buraya birkaç farm daha sığdırabilirim. Şimdi bana 5'e 3 boyutunda bir alan lazım. Şuraya da çok yaklaşmayalım. Lav kullanacağız. Yanabilir. 3 blok mesafe bırakıyorum. 2 mi bıraksam? 2 de iyi olabilir. Tam orta noktamız neresi? Burası. Şöyle bunları tam blok yapacağım yoksa olmaz. 1 2 3 şuradan da 2 blok eklemem gerekiyor. 2. Şimdi burayı diyelim. Toplam boyut böyle. 5 genişlik, 3 de uzunluğu var. Şimdi çevresini ayrı öğeler çıkamasın ve sular akmasın diye kapatmamız gerekiyor. Şöyle yapacağım onu da. Altıma bir destek bloğu. Bunun üzerine çıktığımda gerisi hal olur. 2 blok yüksekliği olsun. Şurayı boş bırakacağım. Böyle devam. Köşelere gerek yok. Çevresini döneceğim. Bir tane fazla oldu. Şuradan gitsin. Hazır. Orta 3 kısmı 1, 2, 3 ve arka tarafı bir artan da yukarı çıkartıyorum. Burada lav olacak. Ortaya koyduğumuz lav suya yani hünyere ne kadar uzaksa o kadar yanmama ihtimali oluyor. Şimdi şöyle olacak. Lavları tam şunun üzerine koyacağız. 3 tane tabela buraya shift'e basarak koydum. Aynı şekilde buraya ve bir tane de buraya koyuyorum. Bu da hazır. Orta kısma da lava atacağım. Tam anlamıyla burada duracak. Ve şu köşelere de su koyacağız. Bir tane alalım. Şuraya atalım. Bir tane daha ver. Tam şuraya. Orta sınırsız oldu. Buradan alabiliyorum artık. Şöyle buradan bu tarafa akıyor. Oradan bu tarafa akıyor. Aynı gölemler 3 yüksekliğinde olduğu için buraya geldiklerinde bu lavda ölecekler. Su onları engellemeyecek. Şuraya da üç tane huni koyarız doğrudan ön taraftan da depolama yapabiliriz. Çıkalım şimdi buradan. Kapatalım. İlk önce bunu yapmamız gerekiyor. Geri kalan Iron Golem'in spawnlanacağı noktayı şimdi ayarlayacağız. Şöyle ki mevcut zeminden yukarı yapmam gerekiyor. Çünkü belirlediğim platformda Iron Golem spawn olmazsa onları yönlendiremem. Yani öldüremem. Ölçü için buraya geldim. Şöyle yukarı çıktım. Bunları kıracağım. Birinci zeminin burası. Yani bir yükseklik sayıyorum. 2, 3, 4 blok geldim yukarı doğru. 5, 6 diye bakın tam orta noktadan hesaplıyorum. 6 geldim. 18 blok yukarı çıkacağım. 11, 12, 17, 18 blok geldim. Şöyle burayı hemen üçlüyorum. Bu boyutta olması gerekiyor. Burada spawn olacak Iron Golem şuraya düşecekti oradan. Onu ayarlayacağız. Şimdi geri doğru toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blok geliyorum. E, su aktırma olayını kullanacağımız için. Suda 8 blok aktığı için böyle bir şey yapıyorum. Çevreyi de Iron Golemlere yön vermek için kapatmamız gerekiyor. Önce şöyle destek blokları koyacağım. Şu yönde. Bu taraf açık kalacak. O tarafa doğru ilerleteceğiz. Dönelim burayı da. Hazır. Bunların arka taraflarına da bir şey çift kapısı koyuyorum. Üzerlerde ise şu olacak. Koyabilirsem. Zıpla koy. Güzel. Şöyle meşe yaprağı. Tamam bu tam bloktan sayılmıyor. Üzerinde ayrı golem spawn olamaz. Ama tam blok işlevi de görüyor bir noktada. Yani içinde bir mob canlandığında tutar onu. Salmaz. Şöyle ki hemen şuradaki desteği kırarak size anlatacağım mantığını. Burası tam blok ya hani. Iron Golem'de 3 boyutunda bazen yarısı şu yaprağın içinde yarısı burada spawn olabilir. Eğer burası bu şekilde olmazsa şöyle iki tane çip, e, tam blok olursa Iron Golem bunların içinde sıkışabilir. Su onları ittiremez. Ama alt tarafını bu şekilde ince bir blok koyarsanız Iron Golem'ler ittirilebilir. Bu çit kapısı olur, demir parmaklık olur, çit olur. Ben çit kapısı güzel görünüyor diye çit kapısı kullanıyorum. Siz istediğinizde böyle ince sayılabilen her şeyi kullanabilirsiniz. Ben taktiği buldum. Bir blok daha yukarı çıkartacağız. Böylece altımızdaki bloğa ve çeşit koyabileceğiz. Ha buraya indik. Buradan da böyle koyabilirmişiz. Boşuna yaptım onu. Taktiği gördünüz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Çevreyi tamamen döndüm. Şu içindeki blokları kıralım. Daha sonra bu çift kapıların üzerlerine yaprak koyuyorum. Bunlar da hazır. Şimdi şuradan çıkmıştık yukarı. Tekrardan buradan ineceğim. Ee, daha sonra da şey getireyim. Hatta orayı kapatsam iyi olur. Ee, nerede o? Şununla çıkacağım. Su aldım bana şimdi. Şu noktaya ve bu noktaya su koyuyoruz. Bunlar spawn olan ayrım golemleri doğrudan alta şuraya yettiriyorlar. İşimiz burada bitmiyor. Şöyle iki blok koyuyorum. Ve geri kalan kısmı Çit de yapacağız artık. Çit kapısına gerek yok. Ee, şöyle şu yolu da kıralım. Bir kısmı yanacak ama sağlık olsun. Dönelim. 1, 2, Üç tane geliyorum. Karşı taraftan da üç tane çıkarttım. Burayı da şu şekilde döndüğümde iron golemi aşağı yönlendirebiliriz. Evet. Kolay bir işlem bu arada. Bunun aynısını bu arada karşı tarafa doğru da kurarsanız ikili yaparsınız. Daha da verimli olur. Bunun da saatlik verimi ise 500 falan yine yeterli olacak bir sayı. Şimdi yukarı doğru çıkacağım. Bir suya da ihtiyacım var. Bunu da destek olarak kullanacağım bu arada. Şöyle bırakalım. Bundan. Allah. Şey yapalım. Aşağı atlayalım. Ee, şöyle ki bir. Biraz daha gelsek şuraya. İki. Üç tane şu şekilde blok koyuyorum. Daha sonra 1-2-3-1-2-3 de yan tarafa gidecek de onu üst taraftan yapacağız. Şöyle artık buraya atlayabilirim. Ve bir gel geri. 2, 3 tane geldim. Aynı şekilde diğer taraflarına da birer sıra ekledim. Şu fazla oldu. Şimdi burada bizim köylerimiz duracak. Hemen şuraya bir tane daha ekliyorum. Yatak getirmiştik. 1, 2, 3 tane yatak bu noktalarda duracak. Daha sonra ön tarafta şuralara destek koyup üzerlerine şöyle yaprak ekliyorum. 2 tane de buraya ekleyip buraya da yaprak koydum. Şu kısımları temizleyebilirim. Araya da ihtiyaç yok ama ben karşıya geçmek için başka yolu yaparım ya. Temizliyorum burayı da. Getirdiğimiz zımpara taşlarını pardon bileme taşlarını da şuralara koyuyoruz. Tamam. Daha sonra köylülerin buradan ayrılmaması için bu noktaya bir tane tuzak kapısı koyacağız. Hemen uyuyabilirsem şurada uyuyayım ben. Köylerde böyle uyduklarında burada sıfır olacaklar ama uyumalarına izin vermeyeceğiz tabii ki. Şimdi şu yatağın alt tarafından karşıya doğru gideceğim. Bu da 1, 2, 3 tane olacak. Daha sonra tam olarak zombimiz Burada duracak. Dördüncü blokta yani. Ee, şuraya destek bloğu. İki tarafı da şöyle tam blok koyuyorum. Üzerlerine yaprak. Aynı şekilde arka tarafa da yapacağım bunu. Buraya da tam blok. Üzerine yaprak. Sonra bir iki blok çıkartıp şu noktaya ee, şey koyuyorum. Basamak. Tam zıplayabileceği şekilde olması lazım. O da burada olacak. Tam blok değil bakın. Tam blokun alt kısmı. Böyle olması gerekiyor. Şimdi bunları temizliyorum. Tam bizim zombimiz burada duracak ya. Ön tarafına da bir tane yaprak koyduktan sonra şuraya tuzak kapısı koyup bunu kapatıyorum. Böyle olması gerekiyor. Zombi getirdiğimizde buraya koymamız lazım. İşlem tamam. Şimdi köylüleri ve zombileri getirip yerlerine yerleştireceğiz. Bunlar bu şekilde olması gerekiyor. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Buradan bir su akıtıyorum. Alt tarafı biraz kaplayıp şu portalın e, fazla obsidyen kısımlarını alacağım. Onları da yeni bir portal açmak için kullanacağım. Obsidyenlerin tamamını aldım 8 tane etti. Şurada da bir portalımız var. Onları da toplayalım. Toplam 16 tane obsidyenimiz oldu. Yine yeni bir portal açtığımızda onlardan da en az 8 tane obsidyen alırız. Tam anlamıyla portalı buraya bir yere koyacağım. Ve köyleri tam bu noktaya düşüreceğim. Çevreyi kapatalım. Buradan çıkamasınlar. Portal'ı tam neresi için? Burayı iyiymiş aslında. Burayı kurabilirmişim. Şöyle iki tanesini kırdım. Obsidian yapayım. Böylelikle kolay bir şekilde buraya köyleri düşürebiliriz. Arka tarafı da kapattığımızda hiçbir sıkıntı olmaz. Şimdi şurayı kırıyorum. Daha sonra tekrar koyacağım. Şu tarafa doğru bir 32 blok falan çekeceğim. Yanılmıyorsam bu kadarı yeterli. Kendimden 24 blok uzaklıkta bir tam blok ayarladım. Orada zombi spawn olduğunda bu tarafa doğru çekeceğim. Bakalım olacak mı? Çevreyi biraz kapatalım. Aa. İlk gece maalesef zombi spawn olmadı. Bir dahaki gece bakacağız. Şimdi gidelim köyleri getirelim. Önce buradaki portalı iptal ediyorum. Sonra burayı aktifleştireceğim. Onu da şöyle yapıyorum. Diğer portalın olduğu yere linklenecek zaten. Bakalım. Evet zombi buraya geçmiş. Ha, bir dakika. 50 item aldırmam lazım. Nereye geldin? Hepsi değil, hepsi değil. Nereye geldin buraya? Kendisine böyle kenara yer açtım. Gel bu tarafa. Ele item de almıyor. Bu silinecek büyük ihtimalle. Örse yapamıyoruz. Gel biraz daha. İlla vuracağız yani. Neyse kalsın orada silinirse de çok önemli değil. Önce burada belli bir kısmı kapatıyorum. Köyler bu tarafa gelemesin. Sonra bu tarafı tamamen iptal ediyorum. Buraya çıkamasınlar. Buradan da 6 tane oksijenim var. 4 tane daha kıralım. Portalımız hazır. Çakıyoruz ateş topunu. Şimdi bize 3 tanesi lazım. Hadi bakalım. İttire ittire geçireceğim bunları nedir ha. Bu da da. Ben de gidiyorum peşlerine. Ve hepsi burada. Şimdi geri kalan kısmı kayıkla götüreceğim. Buradaki zombi orada silinmiş. Çok da önemli değil. Şöyle indim burada. Köylünün geri gidememesi için şu ikisinden yardım alabilirim. Nasıl yaparız? Şöyle. Buralara basamak eklerim. Eğilerek geçebilirim. Şimdi kırıyorum bunu. Doğrudan geçireceğim. O açtığımız yüksekteki portaldan çıkacak. Buradan da şu tarafa it 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 itikleyeceğim. Burada duracak. Buradan da bir noktaya ayrılamayacak zaten. Diğerlerini de aynı şekilde getirelim. Sonuncusunu da geçirdim. Bunu da itikleyeyim. Yerinde kalsın. Başka bir şey yapmaya gerek yok. Hepsi zaten greenstone. Yani e, bileme taşı kullanacak. Portalı kırabilirim. Çevredeki blokları açabilirim. Hiçbirine gerek yok. Geldi! Abi sonunda ya. Acaba ne satıyor? Bir dakika. Ölmemen lazım. Ne satıyorsun? Toprak yok. Paketlenmiş buz satıyor. Sarmaşık satıyor. <laughs> Geldin de bunları mı getirdin bana ya? Hmm. Yeni base'e artık tüccar gelecek. Çok süper oldu bu. Evdeki mob farmımızdan bir zombi aradım. Şöyle tuzak kapısı koydum. Bunun üzerinden geçmeye çalışacak ama ben hemen şuraya şöyle çifte basıp geçtiğimde bunu aktif edeceğim. Bu altı düşecek. Nedir de şu anda? Elinde item de var. Silinmeyecek. Bir önceki silindi maalesef. E, 24 blok uzaklığına gittik. Sıkıntı oldu. Hemen gel bakalım. Böyle. Değdi gidecek zaten. Ben bir kaçayım. Canımı fulleyim öyle gideyim. Yemeğim kalmamış. Bu da iyi. Neyse gidelim. Hızlı bir şekilde kaçacağım zaten. Umarım sıkıntı olmaz. Evet böyle. Şuraya shift'e basıp tuzak kapısını açacağım. Biraz arkaya gitsem. Düşecek oraya. Düşmesi lazım. Bunu sen istedin. Yalla aşağı. Ar Iron Golem burada spawn oldu bak. Hemen tabi blokları kırmamız gerekiyor. Zombi'nin üzerini kapatacağım zıplayabileceği şekilde tam buraya. Geri kalan tüm tam blokları kırmam gerekiyor. Evet bütün gereksiz blokları kırdım. Şuradaki suyu da alacağım. O sırada da baya bir ayrım golem gitti geldi. Şöyle zıplayalım buraya. Var mı sıkıntı yok. Şunları da kırmıştım bu arada. Köylüler gördüğünüz gibi şu nasıl yatıyor bilmiyorum. Baka girmiş. Ama demir farmımız gerçekten cayır cayır çalışıyor. Ee, gidelim bir bakalım. Yavaş yavaş öldük 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 yavaş. Bakın demirler burada birikiyor. Bunu falan yapacağım biraz sonra. Daha iyi bir şekilde e, toplayacağız onları. Evet Iron Golem geldi eve gittim geldim yemeğimi falan aldım. Böyle burada kırılışını görüyor musunuz? Çatı çutur ötüyor bir de. Demir farmı sürekli çalışacak. Hatta biraz afk duralım. Sonra ben geri geleyim. Bakalım ne kadar malzeme gelecek. 13 dakika geçti bir yemeğimi yedim. Hemen geldim buraya bakalım ne kadar demir gelmiş. Kontrol edelim. Toplamda 36 tane demir 9 tane de gelincik var. Güzel çalışmış. Bu 13-10 dakikayı mı badalsak? 10 dakikada bu kadarsa saatte 432 ile 500 arası demir geliyor demek. Zaman kavramı biraz değişik. Ama yine de çok güzel bir verimi var. Yeterli olacaktır bize. Earth falan artık bunları yapabiliriz. Beni tek yoran şey ise zombi oldu. O da silme olayına dikkat etmek gerekiyor. Ama bir şekilde çözdük. Zaten şunları yapmak oldukça kolay. Umarım beğenmiş ve keyif almışsınızdır. Bu bölümde demir farmımızı yaptık. Bir sonraki bölümde bakalım bize neler bekliyor olacak. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.